Elazığ'da Memursen İl Divan toplantısı yapıldı. Toplantıda Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın da yer aldı. Elazığ'da Memursen İl Divan toplantısı Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memursen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu'nun katılımıyla yapıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Memursen İl Başkanı İbrahim Bahşi, 3600 ek göstergeyle ilgili büyük bir beklentinin olduğunu kaydetti. Sayın Genel Başkanımız çok sıkıştırılmış, yoğun bir program içerisinde hem Memursen'in biliyorsunuz 3600 ek göstergeyle ilgili 10 Mayıs'ta toplantı var. Bakanımızla birlikte sürekli toplantıları yürütüyor. Dolayısıyla bu çalışmalar için de kendisine Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Sayın Genel Başkanım zaten bütün illerde size duyuruldu. Burada da ben bir daha tekrar etmiş olayım. Kamuda çalışan şeflerimizin de 3600 ile ilgili beklentileri var ve şu an Memursen ailesi olarak aramızda Sayın Cumhurbaşkanımızın zikrettiği hizmet kolları dışındaki arkadaşlarımızın hepsinin beklentisi var. Şube müdürleriyle ilgili beklenti var. Şube müdürlerimiz bu haklardan yararlanamıyor. Memursen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, toplu sözleşmede yer alan maddelerin çok önemli olduğunu vurguladı. Biz yaptığımız toplu sözleşmedeki her madde çalışılmış, mücadele edilmiş, gayret edilmiş, emek verilmiş maddelerdir. Toplu sözleşmeyi tekrar tekrar okuyup geldiği zaman o enflasyondan geldi, o enflasyon farkı, enflasyon verdi değil. Bu tamamıyla Memursen Konfederasyonu'nun en büyük kazanımıdır. Bu enflasyon ekonomisi döneminde. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memursen'in en önemli kazanımı temel hak ve özgürlükler alanında olduğunu ifade ederken, toplu sözleşmeyle elde edilen kazanımları aktardı. Memursen ailesi bu 30 yıllık mücadele tarihi içerisinde en önemli kazanımlarını temel hak ve özgürlükler alanında oluşturduğu gibi toplu sözleşme hakkını almakla beraber memur sendikacılığının en kıymetli kazanımını oluşturmuş ve bunun üzerinden irade ettiği toplu sözleşmelerle 350 tane kazanımı sadece toplu sözleşme marifetiyle kayıt altına almış ve altına imza atmıştır. Yalçın, alım gücünü korumak için mücadelelerinin devam ettiğini aktarırken 3600 ek gösterge ve sözleşmeler düzenlemesiyle ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını aktardı. Enflasyonist ortamlarda alım gücünü sabit gelirlerin korumanın yolu aylık eşel mobil sistemini uygulamaktır. En kötü ihtimalle o olmuyorsa kerhen 3 aylık uygulanmalı. Bunu da yaptığımız tüm görüşmelerde, diplomasilerde ifade etmeye çalışıyoruz. Mücadelemiz sürerken şimdi önümüzde 2 tane hassas gündem var. Onun üzerine çok aşırı odaklanmış durumdayız. Birisi ek gösterge düzenlemesi, bir diğeri de sözleşmeler düzenlemesi. Çünkü bunun ikisini de biz 6. dönem toplu sözleşmede ödevlendirdik. 2022 yılı içerisinde yetkili konfederasyonla komisyon kurularak çalışılacak ve yasalaşmak üzere siyasete teslim edilecek. 3600'ü herkes alabilecek mi? 3600 rakamına herkesin çıkması teknik olarak ek gösterge sistemi içerisinde mümkün olmayabilir ama herkesin 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılırken emekli ikramiyesi ve emekli maaşı artırılabilir. Toplantıda Muhammed Berdan Ölçücü, Genç Memursen Başkanlığı'nı Abdülsamet Gündem'e devretti. Genç Memursen Başkanı Muhammed Berdan Ölçücü, sendika üyelerinden helallik alırken görevi devralan Abdülsamet Gündem'e başarılar diledi. Görevlerini devretmiş şube başkanlarımızı, yöneticiliklerimizi yapmış bütün büyüklerimize sonsuz saygı, hürmet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Görevi devralan Abdülsamet Gündem kardeşimizin bayrağı daha ileriye taşıyacağına Allah'ın izniyle inancımız tamdır. Yürekten başarılar diliyorum. Toplantı plaket takdimiyle son buldu.